Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere ilgili tüm bakanlarımızla ve tüm kurumlarımızla birlikte İzmir'de bulunuyoruz. Valiliğimiz ve AFAD koordinasyonunda şu anda sahada 26 farklı çalışma grubumuzla birlikte, farklı ekiple birlikte tüm çalışmalarımız bütün yoğunluğuyla devam ediyor. Bu çalışmalarımız neticesinde şu ana kadar 49 vatandaşımız vardı hayatını kaybeden. Kimliğini tespit edebildiğimiz 2 vatandaşımızı daha kaybetmiş durumdayız. Yine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Toplam 51 olmuş durumda. İnşallah sağ ulaşmaya çalışıyoruz. Bunun için de elimizden gelen tüm gayretleri sarf ediyoruz arama kurtarma çalışmaları boyutunda. 896 vatandaşımız yaralanmış durumda. Bunların 824'ü İzmir'de, 5'i Manisa, 2'si Balıkesir ve 54'ü de Aydın'da olmak üzere bu vatandaşlarımıza da tekrar Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Bu hastalarımızdan çoğunluğu yine Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olmak üzere İzmir ilinde 58 kişi yatmakta. 3'ü ağır, toplam 8 yoğun bakım hastası bulunmakta. Artçı depremlerimiz tabii devam ediyor. Bu aslında çekinmemiz, korkmamız gereken bir şey değil. Aslında tam tersi, artçı depremler ne kadar yoğun ilk sıralarda devam ederse o kadar hızlı bir şekilde normale döneceğimizin de işaretidir bu. 831, şu anda 4 ve üzerinde toplam 831 artçı depremimiz meydana gelmiş durumda. Hasar tespit çalışmalarımız bu arada yoğun şekilde devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarımızda yine binalarımızda toplam 1238 binada çalışmaları tamamlamış durumdayız. Bağımsız bölüm olarak baktığımızda bu binaların içerisinde toplam 23807 bağımsız bölümümüz, dairemiz var. Bunlardan 1238 binadan 26'sı acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık bina toplamı 26'dır. Yine bağımsız bölüm olarak baktığımızda da bu sayı 365'tir. Bunlardan Bornova'ya biraz ilçe bazında bilgi verecek olursak, Bornova'da 4 ağır hasarlı binamız, 1 orta hasarlı binamız, 111 az hasarlı binamız ve 251 de hasarsız binamız var. Çalışmalarımız devam ediyor. Bayraklı'da hasarın en yoğun olduğu ilçemiz, 6 binamız yıkık durumda, 7 binamız acil yıkılacak durumda, yine 9 binamız ağır hasarlı, 3 binamız orta hasarlı ve 260 binamız da az hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. 586 binamızda hasar olmadığını tespit etmiş durumdayız. Seferihisar'da hamdolsun herhangi bir ne yıkık ne de ağır hasarlı veya orta hasarlı binamız yok. Toplamda şu ana kadar tespit edilen rakamları, verileri sizinle paylaşıyorum. Yine biraz önce de ifade ettiğim gibi toplamda da 6 yıkık, 7 acil yıkılacak ve 13 ağır hasarlı, 4 orta hasarlı ve 371 de az hasarlı binamız var. 837 toplamda da hasarsız bina tespit etmiş durumdayız. Şu anda sahada yoğun şekilde hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Yaklaşık 1000'e yaklaşmış durumda. Bize gelen sürekli en yoğun soru, binama girebilir miyim, daireme girebilir miyim, apartmanıma girebilir miyim sorusu. Tüm vatandaşlarımıza da yine buradan bizim tavsiyemiz, önerimiz, hasar tespit çalışmalarını çok hızlı şekilde tamamlayacağız. Hatta mümkün olursa bunu 10 günden daha erken sürede tamamlamaya çalışıyoruz. Onun için de uzman sayısını olabildiğince artırıyoruz. Son derece hızlı bir şekilde bu sayılarında, tespit edilen sayıların da arttığını göreceğiz. Özellikle hasarlı binalara, orta hasarlı da olsa
ağır hasarlı binalara zaten kesinlikle müsaade etmiyoruz. Gözle görülebilecek şekilde hasarı olan veya şüphesi olan hiçbir vatandaşımızın da şu anda o binalara girmelerini önermiyoruz. 6 alanda 8 bağımsız birimimiz var. Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği. Şu ana kadar 17 binadan 9'unda çalışmalar tamamlandı ve 8 binada da çalışmaların devam ettiğini ifade etmiştik. Bunlar Doğanlar Apartmanı, Yağcılar Apartmanı, Emrah Apartmanı, burada 2 binamız var. Yine Rıza Bey Apartmanı, Yılmaz Erbek Apartmanı, Barış Sitesi, burada da 2 binamız var. Bu 6 alanda 8 binamızda çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Toplamda da 2076 arama kurtarma personelimiz sahada, 4 ve üzeri 40 olmak üzere toplamda 831 artçı depremimiz oluşmuştur. Bu artçılar zaten dediğim gibi devam edecektir. Ne kadar fazla olursa da küçülerek devam edecektir. Sadece hasarlı binalara girmememizi ben bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 19 teknemiz vardı. Orada oluşan çok hafif boyutta da olsa bir tsunami'den kaynaklı 19 teknenin battığı. Yine 23 tekne ve bir kara aracında sahil güvenlik komutanlığı ekiplerimizce kurtarıldığını bir kez daha ifade etmek istiyorum burada. Araç ve personel noktasında herhangi bir sıkıntımız yok. İhtiyacımız olan tüm uzman ekiplerimiz, tüm araçlarımız şu anda sahada. Biraz önce de arama kurtarma personelini ve hasar tespit personelini ifade ettim. Toplamda 6000'in üzerinde personelimiz yoğun şekilde sahada tüm alanlarda çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu 26 alanda çalışmalar devam ediyor dediğim alanlarda. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladılar. Orada gerek eşyalarını binaları yıkık olan binalarda eşyalarını tamamen kaybeden vatandaşlarımıza dönük, gerekse hasarlı olup da kısmen eşyalarında zarar bulunan vatandaşlarımıza dönük orada yardımlarımız devam ediyor. Şu anda hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi zarar tespit çalışmaları devam ediyor. Hemen bunun akabinde de zaten yardımların nasıl olacağını da İleriki günlerde açıklıyor olacağız. Yine kira yardımlarımızın devam edeceğini Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklamışlardı. Burada yıkılan binalarda ev sahibi ve kiracılara dönük, ağır hasarlı binalarda ev sahibi ve kiracılara dönük kira yardımlarımız ve taşınma giderlerimize ilişkin yardımlarımız olacaktır. Burada da vatandaşlarımızın rahat olmasını bir kez daha bu eşya konusunu veya taşınma alanında fazla sıkıntı yaşatmayacağız. Sıkıntı yaşatmayacağız. Ben buradan bir kez daha bunu ifade etmek istiyorum. Barınmada yine yurtlarımız açık durumda. Spor salonlarımız ve gençlik merkezimiz yaklaşık 7000 kapasiteli. Buna ilaveten çadırlarımız biliyorsunuz. Çadırlarımızda çalışmalarımız devam ediyor. 1500 çadıra yakın bunların kurulumu tamamlanmıştır. Çadırlarda barınan kişi sayımız şu an itibariyle 2685'tir. Ve buna ilaveten de yine biraz daha uzun süreli barınmaya ihtiyacı olacak vatandaşlarımızla ilgili de çok hızlı bir şekilde konteyner alanlarımızı oluşturuyoruz. Oluşturmaya başladık. 3 konteyner merkezi için yer belirleme çalışmalarımız, ön tespitler yapılmıştır. Yaklaşık 3500 çadırımız şu anda fiilen sevk edilmiş durumda. Yine 21.000'i aşkın battaniyemizde, 2000-3000'e yaklaştı mutfak setimizde, 3000'in üzerindeki uyku setlerimizde kimin ihtiyacı varsa her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şu anda 100.000 üzerinde beslenme yine Kızılay'ın koordinasyonunda da orada bu hizmetler veriliyor. Yine 6 ilçemizde de Karşıyaka, Konak, Bornova, Seferihisar, Bayraklı ve Buca'da ayrıca kaymakamlarımızın başkanlığında koordinasyon merkezleri kurulmuş durumda. Bayraklı'da her bir mahallede, büyük mahallelerde koordinasyon merkezleri yine oluşturulmuş durumda. Burada da vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntısı, bir ihtiyacı olursa bu koordinasyon merkezlerine
başvurabilirler.